çoğu şeyi hallettim. Yani neredeyse çoğu şeyi halledebildim. Hattımı tamamlayabildik babamla beraber. Babam sağ olsun olmasaydı vallahi çok kötü şeyler olabilirdi. Otobüs durağını öğrenmeye gidiyorum. Yarın okula gideceğim ve hiçbir yeri bilmiyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Bugün gerçekten çok inanılmaz geçti. İlk defa ailemden bu kadar ayrı kaldım ve şu hastalıklarımdan beri aileme çok fazla bağlı olduğum için biraz böyle dumura uğradım gibi oldu. O yüzden çok gerildim bugün. Biraz böyle modum çok düşüktü. Üzgündüm, moralim bozuktu. Gerçekten yalnız hissettim kendimi. Hiç bilmediğim bir yerde. Ama evdeki kadın sağ olsun kendimi bana çok iyi hissettir. Yani o kadar tatlı bir kadın denk geldi ki bana anlatamam yani. Hani şu an çok mutluyum o yüzden. İnşallah ileride bir terslik çıkmaz ama kadın sayesinde biraz rahatladım. İnternette yüklenince biraz yoşa çıkmaya karar verdim. Hadi bakalım. Evet, yine ben. Aslında bu videoya ben pazar günü başlamıştım ama şu an günlerden salı. Çok şey oldu. Hepsini oturup böyle teker teker anlatmak istedim. Nereden başlayayım bilmiyorum. Sizinle giriş tarafımı paylaştığımda gittikten sonra neler olduğunu ve neden burada olduğumu hiçbir şey anlatmadım. Önce en baştan başlayalım istiyorum. Neden geldim, neyle geldim, nerede kalıyorum, ne yiyorum, ne yapıyorum, ne kadar kalacağım ve bunun bana bir yararı oluyor mu? Ve size ilk iki günümü anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere ben Yeditepe Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik bölümünü okuyacağım seneye İngilizce olarak. Bu sene hazırlığı bitirdim. Hazırlık benim 26 Nisan'da bitti. Sonra ben babamla konuştum. Dedik ki acaba benim yurt dışına çıkmam, İngilizcemi gelişimim de daha fazla etkili olur mu diye. Yeditepe'deki İngilizce seviyem benim B2 olarak bitti. B1 seviyesinden başlamıştım. Toplam 6 ay okudum. 3 ay B1, 3 ay B2 olarak. Zaten YTP'de hazırlık okumak hakkında da bir video çekeceğim en kısa zamanda. B2 olmama rağmen gerçekten İngilizceyi iyi anlıyorum, yazabiliyorum, okuyabiliyorum ama konuşmada gerçekten çok fazla sıkıntı yaşıyordum. Sanırım bu biraz utangaçlıktan, çekingenlikten olabilir. Hani çoğu Türkiye'de de sıkıntılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Bu bende de vardı. Hala daha var tabii ki. Biz önce bayağı bir araştırdık. Acaba bir okula mı gitmem daha mantıklı, travel working yapmam mı daha mantıklı diye ama ben gidip bir yere çalışmak istemiyordum açıkçası. Hani hem ders görmek, daha sonra kalan vaktimde ülkeyi ve kaldığım yeri keşfetmek istiyordum. O yüzden buna dair bir araştırma yaptık. Babamın arkadaşının arkadaşı bize bir şirketi önerdi. Aşağıda linkini bırakırım bakmak isterseniz. Konuştuk. Ben hem kendi hastalığımdan bahsettim çünkü geçirdiğim kanser sebebiyle kalacağım yer, yiyeceğim yemek, bunlar benim için biraz riskli. Yani şu an benim başka ülkede bulunmam bile aslında çok korkutucu bir şey benim için. O yüzden bize güven verdikleri için biz onlarla bunu ayarladık. İşlem şöyle ilerliyor. Öncelikle eğer bir yurt dışına çıkmaya karar verdiyseniz, bir yerde okumaya veya gitmeye karar verdiyseniz bunu 3-4 ay öncesinden karar vermiş bulunmanız gerekmekte. Çünkü daha vize işlemleri var. Kalacağınız yerin belirlenmesi var. O yüzden olabildiğince erken karar verip olabildiğince erken hareket etmeye başlayın. Of, şu an şey ve selleri söyleyemiyorum. Dilim dönüyor. Şey diyeceğim şimdi, hemen moda geçtim. İngiltere'ye geldim, artık Türkçe unuttum falan. Hayır tabii, şaka yapıyorum. Şöyle oldu. 3-4 ay öncesinden itibaren biz vize işlemlerine başladık. Bakın söyleyemiyorum. Ondan sonra beklemeye başladık. İletişimde olduğum bayan bana bir ayda bulunmak için istediğim şeyleri, kriterleri söyledi. Ben de hayvan bulunmamasını istedim hiçbir türlü. Normal yemek var, bir özel diyet seçeneği var. Ben özel diyet seçeneğini seçtim. Çünkü her şeyi yemiyorum ben genelde. Bazı şeyler bana yasak ve kısıtlı. O yüzden onu seçtim. Ama şöyle bir durum var. Hatta ben şimdi seçmiştim. Evde çocuk, küçük çocuk bulunmasını istememiştim. Çok rahatsız oluyorum genelde.
Evde küçük çocuk yok. Anne var, annemin kızı var, iki tane. Büyük olan üniversiteye gitti, şu an evde kalmıyor. Küçük kız 16 yaşında, 2005 doğumlu. Onun haricinde bir de annenin sevgilisi yaşıyor evde. Toplam şu an 4 kişiyiz ve evde hayvan var. Yani zaten bana söylemişti iletişim, firmadaki iletişimde olduğum bayan. Sen kriterlerini olabildiğince belirle ama hepsini tutacağını veya hepsini tutabileceğini garantisini vermiyoruz diye. Çünkü kimse dört dörtlük değil ve buradaki zaten bunlar da para kazanmak için yapıyorlar bunu. Hani durumlara dört dörtlük olmadığı için hani aşırı aşırı büyük bir şey bekleyerek, kendi evindeki gibi bir rahatlığı bekleyerek gitme demişlerdi bana. Şu an en çok sevdiğim şey odam. Odamın rengi beyaz. Yani o kadar minimalist bir oda ki. Yakın zamanda oda turuyla alakalı bir video çekerim zaten. Neyse, ayarlamaları tamamladık. Ben şu an LSI Cambridge okuluna gidiyorum. Sabah 8.45'ten 12.20'ye kadar dersim var. Kalan zamanım boş. Aslında öğleden sonra da ders oluyor iki tane. Ama ben sadece gündüz derslerini seçtim. Ve şöyle bir durum var. Dersler hani bizim okulda gördüğümüz gibi 45 dakikalık değil. Blok dersi yapıyorlar. Mesela 8.45'e derse girdiysem saat 10.30'a kadar derste kalıyorum. Yani 2 saat boyunca dersteyim. Ve biraz afalladım açıkçası. Ben hani arada böyle bir ara olur zannediyordum. Ama olmuyor. Şey yapıyorlar. 2 saat ders işliyorsun. Daha sonra coffee break dedikleri bir araya giriyorsun. O da sanırım 15 dakika sürüyor. Yani 2 saatten sonra sadece 15 dakika mola veriyorlar. Daha sonra tekrar 2 saat derse giriyorsun ve bitiyor. Toplam 4 dersim var. 12.20'de çıkıyorum. Zaten okulun hemen altındaki caddede falan yemek yeme yerleri var. Rahatça gidebiliyorum. Okulu belirledikten sonra okula bizim evrakları gönderiyorlar. Benim kriterlerimi de gönderiyorlar. Ve size aile ayarlanıyor. Ben gelmeden bir hafta önce öğrendim sanırım ailemi. Hemen buradaki kadınla iletişime geçtim. Ne zaman geleceğimi nasıl hani... Önce bir tanıştık tabii ki klasik olarak. Hani pazar günü geleceğim falan dedim. Birkaç soru sordum. Çamaşır işi nasıl olacak? Yemek işi nasıl yapacağız falan diye. Her şeyi biz ayarladık. Okul ücretiyle ev ücretini verdikten sonra geriye uçak bileti almak, hazırlamak ve gelmek kalıyordu. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız okulları da iyi araştırmanızı öneriyorum. Bayağı bir okul bakmıştım ama hem iyi hem de uygun fiyatlı olarak LSE'yi bulabilmiştim diğer okullara kıyasla. Şu an daha 2 gündür okula gidiyorum. O yüzden okula gidip şu an çok video çekmeyi planlamıyorum. Hem izin verirler mi onu da bilmiyorum. Evet, o zaman başlayayım. Şu 2 günüm nasıl geçti? Pazar günü sabah kalktım bildiğiniz üzere. Her şey normal. Ama şöyle bir sıkıntı var ki ben hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyorum. İlk defa ailemden bu kadar ayrı kalıyorum. Aileme çok düşkün bir insanım. Yediğim yemekler benim için gerçekten çok önemli. Çok yani yemek seçen bir insan değilim ama ben biraz böyle nasıl desem bir şeylerin dört dörtlük olmasını seven hani gıcık tipler vardı ya mükemmeliyetçi. Onlardan bir tanesiyim. O yüzden benim için böyle bir yere gelmek biraz zorlayıcı olacak gibi gözüküyordu. Ve hani İngilizce olarak hani nasıl konuşacağım, ilk indiğinde ne yapacağım, nereye gideceğim, pasaport kontrolü olacakmış, ondan sonra valiz alacaksın ve hepsi çok karışık geldi, bayağı korktum ve ailenden ayrılacağım düşüncesi beni çok gerdi ve 2 ay. 2 ay boyunca İngiltere'de kalacağım ve bu benim için biraz korkutucuydu, bayağı korkutucuydu. Şimdi diyeceksiniz, madem korkuyorsun, madem çok fazla ilk defa çıkıyorsun, neden 2 aylığı seçtin? Sene bir bölüm İngilizce olacak ve hayatım boyunca İngilizce öğrenmek zorundayım. Hani İngilizce en temel dillerden bir tanesi ve bundan eksik olmak istemiyorum açıkçası. Evet, ne kadar zorlansam da bir zaman sonra hani insanla alışacağız illaki. Öyle düşündüm ve hani bir ay veya 2 hafta falan yeterli olacağını zannetmediğim için 2 ayı tercih ettim. Hani 2 ay uzun gözükebilir ama aslında toplam 8 hafta okula gitmiş olacağım aslında. Günden itibaren anlatmaya başlayabilirim. Ailemden ayrıldım. Tek başıma o pasaport kontrolünden, damga kısmından geçtim. Oturdum uçağı beklemeye. 1 saat vardı uçağın gelmesine ve inanılmaz heyecanlıydım. Yani inanılmaz heyecanlı oluşum sebebi gerçekten farklı bir ülkeye gidiyor oluşum değildi. Ailemden ayrılıp tek başıma olacağım düşüncesi beni çok çok gerdi. Yani tek başıma olacağım. Hani hiç bilmediğim bir yerde, hiç tanımadığım insanlar, dilini bile bilmediğim insanlarla beraber olacağım ve bu beni gerçekten çok korkuttu ve ben çok panik bir insanım. Hani bende anksiyete bozukluğu var ve panik ataklar da geçirebiliyorum ve yani ben şu an öyle burada olduğumu inanamıyorum. Hani gerçekten benim için çok büyük bir adım bu. İndikten sonra pasaport kontrolünden geçtim. Daha sonra hazır mısınız arkadaşlar?
bavulumu kaybettim. Ne oldu bilmiyorum. Uçaktan indikten sonra ben tuvalete gittim. Çıktım pasaport kontrolüne gittim ama uçaktaki tanıdığım insanların hiçbir tanesini pasaport kontrolünde göremedim. Ve pasaport kontrolündeki sıra inanılmaz uzun. Yarım saat veya 40 dakikada bitmiş olması lazım. Yani 60-70 tane insan vardı sırada ve bitmek bilmedi. Ve ben gittim, kendi bagajımın o döneceği yeri buldum. Bekliyorum orada, yani İstanbul bagaj falan yazıyor ama hani bagajlar, şeyler, bavullar dolanıyor orada. Aynı bavullar 4 kere dolanıyor ve benim bavulum içerisinde yok. Ve orada İstanbul yazıyor, yani 2 numarada İstanbul var yazıyor ama benim bavulum yok. Heyecanlandım, ne yapacağımı bilmiyorum ve arkadaşlar asıl büyük sorunu söylemedim size. Benim hattım Türkiye, yani Türkiye hattım çalışmıyor orada. Ben kendime yeni bir hat almıştım. Ama yeni bir hat çalıştırmam için kontrol yüklemem lazım. Hani hem internet hem telefon için dakika yüklemem lazım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Hani ben kendi o yeni sim kartımı taktım telefonun içerisine ama hiçbir şekilde kimseyle iletişim kuramıyorum. Ne birini arayabiliyorum ne internete girebiliyorum. Yani birine sormak istesem ve bir kelime bilmiyor olsam sadece yani kaldım, anladınız siz beni. O kadar gergin bir durumda ki kimseye ulaşamıyorum, aileme indiğimi haber veremiyorum. Bavulumu bulamıyorum, yapayalnızım, ne yapacağımı bilmiyorum. Ve çok kötü, çok çok kötü. Neyse ben daha sonra bayağı bir bekledim ve daha sonra başka bir ekranda şu yazı gördüm. İstanbul baggage is delivered. İstanbul'un bavulları teslim edildi yazı ve ben bavulumu almadım. Sonra bayağı gerildim, bayağı yine bekledim. Bir 4 kere geçmesini izledim o dönen şeyden bavulların. Sonra bir tane adamı durdurdum. Dedim hani... Sonra adama durumu anlattım. Dedim ben bagaj ne ya of. Ben bavulumu bulamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Buradaki ekranda teslim edildiği yazıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hani yok bavulum dedim. Adam anladı beni. Anlatabildim derdim. Yani. Daha sonra beni bavullar için bilgi olan bir şeye yönlendirdi. Oraya gittim. Buradaki adama söyledim ve birkaç tane adam geldi. Ben tekrar durumu anlattım ve benim bavulumu aramaya koyulduk. O sonra aşırı gerildim haliyle. Bayağı bir aradık ve daha sonra o normal bavulların teslim edildiği yerin köşesinde kenarda duruyormuş. Ve ben o kadar heyecanlıydım ki gerçekten onu gerçekten görmedim. Ve gördüm onu, zaten sarıldım bavuluma, dedim ki çok teşekkür ederim. Çok heyecanlanmıştım, çok korkmuştum, ne yapacağımı bilememiştim, teşekkür ettim. Ben Londra'daki Gatwick Havalimanı'na iniş yaptım. Benim indiğim yerle Cambridge arası yaklaşık 2 saat mesafesiydi. Ve biz yanlış yere almışız biletim benim. O yüzden okula ayrı bir ücret ödeyerek bana transport sağladık. Beni okuldan bir adam almaya geldi, bavullarını falan aldı, beni aldı ve eve getirdi. Bu da adam elinde başak çakmak yasıyla bekliyordu beni. Sonra adam geldi, aldık. Zaten arabada adama biraz böyle bir 2 dakika falan konuşabildik. Daha sonra o kadar uykum vardı ki o önceki gece söyledim mi koydum mu o tarafı şu an hatırlamıyorum ama hiç uyumadım. Saat 4'te yattım, 5'te kalktım. Yani sadece 1 saat uykuyla tüm günü geçirmeye çalışıyordum ve çok zordu. Ramazan aylarına bayıldığım için ve geç uyumayı çok sevdiğim için uyumuyorum genelde ve uyuyamadım zaten. Uyku düzenim çok kötüydü. O yüzden sadece 4'ten 5'e kadar uyuyabildim o akşam. O yüzden beni almaya gelen adamın arabasında sızmışım. O kadar uyudum ki anlatamam size. Eve geldim, kadın gerçekten benim beklediğim hani kaba saba, genelde hep İngilizler için çok kaba derler ama kadın çok kibar, yani gerçekten çok kibar. Bana hemen odamı gösterdi. Ben sana şimdi çarşaflarını hazırlayacağım, yatağını yapacağım dedi. O sırada zaten şurada bekleyebilirsin dedi ve evde ücretsiz internet var, istediğim kadar internet kullanabiliyorum. Şu an güzelce geçinip gidiyoruz. Okuldaki ilk 2 günüm güzel geçti. Eğer onunla da ilgili bir video isterseniz onu çekebilirim. Hani burada okumak, dersler nasıl oluyor, ilk gün nasıl hallediyorum gibisinden. Buradayken çekmemi istediğiniz sorular olursa aşağı yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.